Dedim geliyor. Günaydın. Günaydın. İyi insan lafın üstüne gelirmiş deme. Bekliyorduk zaten. Günaydın Kenan. Otur oğlum. Gece coştun. Çalıştım biraz. Camia nerede kaldı? Kahvaltıya gelmiyor mu? Gülay uyandırmaya gitti. Tamam. Bırakın uyusun. Gece keman sesinden o da uyuyamamıştır. Lamia yok, gitmiş galiba. Bunu da yatağının üstünde buldum. Ver bakayım şunu. Size veda etmeden gittiğim için bana kızmayın lütfen. Artık orada yaşayamayacağımı anladım. Evinize geldiğim günden beri hep sorun çıkardım. Bundan sonra kimseye rahatsızlık vermek istemiyorum. Benim için yaptıklarınızdan dolayı size minnettarım. Sakın bana borçlu olduğunuzu düşünmeyin. Bana bir borcunuz yok. Artık kendi başımın çaresine bakmak zorundayım. Başaracağıma inanıyorum, siz de inanın. Ve beni merak etmeyin. Ellerinizden öpüyorum Lamia. Hiç kimsesi yok. Nereye gidebilir ki? Lamia, canım benim, hoş geldin. İnanamıyorum, geldiğine inanamıyorum. Canım kardeşim. Kim geldi kızım? Lamia geldi baba, Lamia geldi. Hoş geldin Lamia. Hoş bulduk efendim. Buyur, gel içeri. Buyurun. Ver şunu, geç şöyle. Nasıl sevindirdin beni? Vallahi çok güzel sürpriz yaptın. Biz mektubunu beklerken kendi geldi baba. Haber vermeden geldim, kusura bakmayın. Aşk olsun, aramızda teklif mi var? Biz kardeşiz Lamia. Olsun. Yine de işiniz falan vardır. Böyle çat kapı. Biz çok memnun olduk. Siz de rahat olun lütfen. Çok özlemişim seni Lamia. Burnumda tütüyordun vallahi. Hep babamla kulaklarını çınlatıp duruyorduk. Değil mi baba? Sağ olun. Kalacaksın değil mi? Hemen gitmek yok. Lamia? Ben evden ayrılmak zorunda kaldım. Canım benim. Ne oldu? Niye ayrılmak zorunda kaldın? Kötü mü davrandılar? Sıkıştırma kızım.
Lamia'nın belki anlatmak istemez. Rahatsızlık vermek istemem ama gidecek başka yerim yok. Bir iş bulana kadar burada kalmama izin verirseniz. Aa, söylediğin lafa bak. Ne demek izin verirseniz? Burası senin evin Lamia. Başımızın üstünde yeriniz var Lamia Hanım. İstediğiniz kadar kalabilirsiniz. Teşekkür ederim. Karnın aç mı? Sana bir şeyler hazırlayayım hemen. Sağ ol, gelirken yedim. O zaman kahve yapayım. Şöyle karşılıklı içeriz. Zahmet etmeseydin. Yap kızım yap. Ben de içerim. Ne demek görmedim? Sizin eve girip çıkandan haberiniz yok mu? Ne bileyim Sayıp Bey. Biz uyurken gitmiş herhalde. Uyuyun sizi, uyuyun. Başka bir işiniz yok zaten. Sizce nereye gitmiş olabilir? Sen bir şey biliyor musun Gülay? Görüştüğü, konuştuğu kimse var mıydı? Bilmiyorum. İyi tamam, hadi işinize. Nerede bu kız? Nereye gitti yine? Bu kadar telaş yapma. Bu ilk gidişi değil. Döner gelir. Bunun da rahatlığı öldürecek beni. Oğlum baksana. Başımın çaresine bakacağım. Başaracağım falan diyor. Kararlı yani. Öyle kendi ayağıyla döneceğe benziyor mu? Kimsesi yok. Arkadaşı yok. Nereye gider? Aa bir dakika. Mahkemeye bir kız gelmişti. Yanında bir adamla beraber. Hapishanede tanışmış. Adam babasıymış. Kız onun mahkemesine geldiğine göre bir yakınlık kurmuşlardır. Ona mı gitti dersin? Ya bilmiyorum. Belki de. Onu bulup sorabilsek. Ama nerede bulacağız? Adını bile bilmiyoruz. Hapishaneden çıkan bir kız. Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Adam sana kendini tanıtmıştı. İsmini hatırlamıyor musun? Ben dün ne yediğimi hatırlamıyorum. Onu mu tutacağım aklımda? Ne? Eline sağlık. Afiyet olsun. Eviniz güzelmiş. Güle güle oturun. Sağ olun. Daha tam yerleşemedik aslında. Taşınalı az oldu. Benim olaydan sonra eski mahallemizde oturmak istemedim. Çevre değiştirmek ikimize de iyi gelecek diye düşündük. Gerçi burası babamın iş yerine biraz uzak ama. Küçük bir kırtasiye dükkanım var. Öyle mi? Evet. Hadi gel sana odanı göstereyim yerleş. Hı, tamam. Ben de markete kadar gidip geleyim. Alacaklarını yazdım. Liste tamam. Burada. Ver. Hadi gel.